Herkese biz bugün Mila'ya alışveriş yapacağız. Sonbahar kış alışverişi yapacağız. Şöyle bir şey yaşandı az önce. Aradığım bir ayakkabı vardı. Uzun süredir Vans arıyordum. Ve internete güvenemiyordum. Çünkü bazı yorumlarda orijinal, bazı yorumlarda orijinal değil deniliyordu. Ve bugün ummadığım bir AVM'de buldum. Onu alarak başladık. Bu videoyu da burada başlatmak istedim. Şimdi Mila'ya alışveriş yapacağız. Değil mi anneciğim? Baba geldi. Baba anne ayakkabı aldı. Anne. Geldik. Ben böyle sizi mağazaları yavaş böyle mağazaları elimden geldiğince gezdirmeye çalışacağım. Fiyatları da göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bakalım şöyle bir kazak. Tatlıymış ama biraz fazla kalın. Bunlar senelerdir aynı pançonun. Değişmiyor. Pançoya girdik arkadaşlar ama panço bayağı uçmuş yani bir sezon. Zaten fiyatların biraz fazla yüksek olduğunu tahmin ediyordum ama panço çok çok fazla. Zara'yı bile geçmiş öyle söyleyeyim size. Anneciğim. Düt. Bakın Mila'nın arabası var. Düt. Düt evet. Zara'dayız arkadaşlar. Mila kucağımda elimden geldiğince göstereceğim. Tamam bir dakika burada bak. Burada. Kendim onu göstermek istiyorum size. Şunu çok beğendim. Bakın içi her anneciğim bebeğim. Şimdi H&M'e geldik. Mila'nın alışverişte. Hangisini almak istiyorsun anneciğim? Evet anneciğim. Bir de kazak falan. Aslında kazaktan daha ziyade sweatshirt falan bakıyorum ama yok şu tatlıymış. Bakalım fiyatına. 90 lira. Yani pançoda şöyle bir şey 200 liraya gördüm. Şu an bu iyi geliyor. Anneciğim. Bebek uyuyor. Evet Mila. Gel bir tanem. Gel bakalım buraya. Onu mu beğendin anneciğim? Evet. On ayakkabılarınla mı uyumlu? Bebek ağlıyor. Sen sanki çok büyüdün. Anneciğim bebek ağlıyor değil mi Mila? Mila. Hadi gel bebeğim. Gel hadi gel bak şuna bir bakalım Mila bir gel. Mila'cığım gelir misin? Mila. Kendi boyutunda birini gördü şu an. Hadi gel anneciğim. Beni de götürüyorsun. Almak istiyorum. Şunlara bakar mısınız? Çok tatlı, çok. Fiyatı da bakıyorum. Bakamıyorum. 169 lira. Bir de şöyle modeli var. Efendim anneciğim. Erkekler için şöyle bir model var. Bunu da beğendim. Bu modelin kızlar için şöylesi ve şöylesi ve şöylesi var. Efendim anneciğim. Şöyle botlar falan var. Igor baktım bugün ama arkadaşlar Igor internette daha uygundu. Fiyat o yüzden internetten alırım. Efendim anneciğim. Bak anneciğim. Anne. Anneciğim ayakkabı. Hadi ama sana bir şeyler almamız lazım Mila. Hadi gidelim sana bir şeyler alalım olur mu? Bay burası bay ayakkabılar. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar biz Zara'dan bir parça bir şey buldum bile. Sweatshirt istediğim gibi biraz salaş bir sweatshirt. Tabi salaş olması için biraz büyük de aldım. Anneciğim bence oraya çıkma. Eve gidince zaten aldıklarımı mutlaka sizinle paylaşırım. Şimdi de facto'ya geldik ama bir alt kattaymış çocuk rayonu. Şimdi biz Waikiki'ye geldik. Hadi bakalım Mila. Burada da fiyatlar boş. Waikiki de fiyatlarını arttırmış arkadaşlar. Ama tabii ki bir H&M ve Zara Kids kadar değil. Şimdi
şöyle bir dönelim. Burası bayağı bir büyük bu arada. Mayık ikisi bayağı da bir çeşit var. Size göstermeye çalışacağım şimdi. Şunun yumuşluğuna ve tatlılığına bakar mısınız? Çok tatlı. Gerçekten yumuşacık. Fiyatı da 80 liraymış. Çok şirin. Sonra şöyle biraz göstereyim size. Şöyle bir şey de beğendim. Bu da tatlı. Ya bu da çok tatlı. 70 lira ama ikili. Şöyle iki tane var. Bu da 6'da 60 lira. Bu da ikili. 50. Ah minyak. Bu bir hastane çıkışıymış. Mila ilk doğduğunda bunlar bile Mila'ya büyük geliyordu. Şu an ne kadar ufak geliyor. Minicik. Bu da çok tatlıymış ama böyle yıkandıktan sonra sanki kumaşı kötü olacak gibi. Çünkü maalesef ki ben birkaç kez geçen sene bu sorunu yaşadım Waikiki'de. Bazı kumaşları kötü oluyor yıkadıktan sonra. Şimdi biraz oturduk, dinleneceğiz. Değil mi anneciğim? Arkadaşlar sadece Zara'dan bir şey alabildim. Hem biraz kalabalık olduğu için buradan çıkacağız şimdi, hem de arkadaşımın nikahı var, oraya geçeceğiz. Sanırım ondan sonra farklı, daha sakin bir AVM bulabilirsek oraya geçeriz. Açayım anneciğim. Bulamazsak da bilmiyorum, online de alışveriş yapabilirim. Yani en azından şey oldu. En azından bedenine falan bakmış oldum. Kalıpları görmüş oldum. Ama işte internetten de seçerken dediğim gibi bazen kumaşı istediğim gibi gelmiyor ve bu yüzden görmek istiyorum açıkçası ürünü mağazaya gidip de. Bazen de şöyle yapıyorum, mağazadan bakıp internette daha uygun oluyor bazı zamanlar. O şekilde internetten sipariş veriyorum o zaman. Ben size neden kendimi göstermeyerek konuşuyorum bilmiyorum. Bakalım şimdi buradan sonra arkadaşımın nikahına gideceğiz. Orada görüşürüz muhtemelen. Biraz oradan size bir şeyler çekmeye çalışırım. Ondan sonra da ne yapacağızsam bilmiyorum. Ama Milan'ın gerçekten bu sene hiçbir şey yok. O yüzden de böyle biraz mağazalara bakmak istiyorum. Geçen sene çok fazla hep online alışveriş yaptı. Ama işte oluyor, bedenim tutmuyor. Bazen çok büyük geliyor, bazen bir şey oluyor. Arkadaşımın nikahından çıktık şimdi ama bir şey çekemedim orada arkadaşlar. Bakın bu. Nikah şekeri olarak mı geçiyor? Nikah süsü. Nikah hediyesi. Böyle magnet yapmışlar. Çok tatlı bakın. Bir şey evlendiğinden beri kaçıncı bir şey? Vallahi nikah. Aşkım bayağı oldu ya. Çok tatlı. Bunu mu istiyorsun anneciğim? Arka koltuğa transfer oldum arkadaşlar. Bile durmadı. Biraz mızmızlandı ve o şu an biraz telefonla takılıyor. Gördüğünüz gibi keyfi yerinde. Ben de buradayım. Maalesef ki trafiğe kaldık. Bayağı bir trafiğe kaldık. Bu yüzden de şöyle oluyor. Mila durunca araba, ben kullanırken de bu geçerli oluyor. Araba durduğunda direkt ağlama, mızmızlanma, beni arkaya isteme durumları oluyor. Kucak istiyor falan. Ama durmayınca, işte normal gidince bir sıkıntı olmuyor. Duruyor çok şükür arabada ama trafik olunca böyle durumlar yaşıyoruz. Ve böyle araba koltuğunda bu şekilde oturuyor şu anda da. Artık 2 yaşından sonra çizgi film vesaire izletmeye başladım. Yine böyle tabii ki kendim nasıl desem size sınırlar içerisinde izletiyorum. Bazen mesela yemek yemek istemiyor, çok zorluyor. O zamanlarda açıyorum. Bir de işte böyle arabada falan durmadığında veriyorum veya dışarıda veya böyle evde çok önemli bir işim olduğunda acil veriyorum. Onun dışında şey olmuyor, vermiyorum zaten biliyorsunuz, genel olarak hep televizyon kapalı. Bir de böyle şey gözlemliyorum bir adam. Hani bakalım daha fazla isteyecek mi? Yani mesela ben şu an ona dediğimde anneciğim hadi kapatalım artık bu kadar yeter dediğimde kapatabiliyoruz. İlgisini dağıtabiliyorum. Ama şu olmadı. Mesela benim istemediğim zamanlarda illa aç, anne aç gibi bir durumlar olmadı. Sadece televizyonda kedi videoları izliyor ara ara. O bazen böyle işte anne miyav aç bana falan diyor. Onun dışında böyle hani kendi
kendi çizgi film aç falan demiyor. Aynen. Kendi koyduğum sınırları aşmadığı için şu anda şimdilik kendi bilmiyorum ileride. Kendi koyduğum sınırları aşmadığı için. Yarınız. Şu anda sıkıntı yok. 2 yaşına kadar, hatta tam 2 değil de 1,5 yaşına kadar falan neredeyse sıfır ekrandı yani Mila. Hiç izletmiyordum. Arkadaşlar büyüdükçe daha siz böyle çok şey yapamıyorsunuz. Yani şu anda çocuğunuz eğer ki küçükse, ki benim TV, tablet, televizyon falan ekranına karşı olan hassas noktamı bilenler vardır burada muhakkak. Ben de biliyorum. Rıza da biliyor. Evde ben televizyon açtırmıyordum gerçekten. Hala da gündüzleri televizyon açılmıyor. Akşam bazen ben açıyorum, bazen eşim açıyor. Açıyor o şekilde muyum? Biraz görüyor ama. Aşkım ya veriyorum, o kadar değil artık. Veriyorum. Çünkü arkadaşlar 0-2 hatta 0-3 yaş çocukların hayatında çok 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 önemli. Yani ben hani bu 0-3 yaşta elimden geldiğinde zaten her şeyle ben ilgileniyorum da. Tabii böyle dikkatli ilgilenmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi büyüdükçe bazı şeyler daha zor olmaya başlıyor. Henüz çocuğunuz küçükse, böyle 1 yaşından falan küçükse şu anda anlamıyor, bilmiyor televizyonu, telefonu. Bu yüzden de elinizden geldiğince vermeyin. Zaten 2 yaştan sonra ister istemez bir şekilde vermek durumunda kalıyorsun. İşte böyle durmadığı anlarda falan. Oralarda değerlendirin. Yani en azından 2 yaşına kadar. En az 2 yaş. Hatta uzmanların bazıları 2, bazıları da 3 diyor. Ekran konusunda. Bu şekilde. Şimdi biz gidiyoruz, yoldayız. Farklı bir yere geçiyoruz. Bugün artık sonbahar kış alışverişi yapıyoruz biliyorsunuz ki. Sanırım birazını da internetten söyleyeceğim. Çünkü mağazalarda hem beden kalmamış hem de böyle tam aradığım her şeyi bulamıyorum. Yani online'da daha çok çeşit buluyorum. Özellikle H&M'de ve Zara'da çok daha fazla çeşit buluyorum online'da. Öyle bakalım. Şimdi birkaç mağaza daha bakacağız. Daha böyle bildiğimiz sakin bir AVM var. Oraya gideceğiz. Bizim o taraflarda. Arkadaşlar başka bir AVM'de Waikiki'ye geldik. Şunu beğendim ama şeyi yok, bedeni yok tabii ki. Şöyle göstereceğim. Bu fitilli taytlar güzel oluyor. Ben geçen yıl Zara'dan falan da almıştım bunlardan. İndirimde yakalamıştım Zara'dan. Ama şu takım 90 lira. Yani Waikiki'de de fiyatlar böyle 80-90. Aşağısında bir şey bulamıyorum. Muhtemelen beden olmadığı için şey yapacağım. İnternetten alacağım muhtemelen. Çünkü hiçbir şeyde beden yok. Biz Özdile'ye geldik. Özdile KVM. Yani burada ben hep şu hırka güzelmiş ama 70 lira. Ben burada hep bir şeyler buluyorum Mila'ya genel olarak. Ama bugün yok yani, beden bulamıyorum. Bunlar kısa kollular zaten. Yani yeni sezon şurası. Sadece kız. Böyle. Fiyatlar çok uçuk. Anneciğim o küçük bebekler için. Yani 10-20 lira fazla verip muhtemelen Zara'dan, H&M'den alışveriş yapacağım. Bunlar da tulum var. Şunlar tatlıymış. Bunlar yeni sezon. 130 lira iki tanesi. Şöyle. Biraz erkek reyonunu da göstereyim size. Efendim, çıkıyoruz. Burada da hiçbir şey bulamadık. Yani beden bulamadık. Öyle söyleyebilirim. Arkadaşlar bu alışverişin sonu online'da bitecek gibi duruyor ama bakalım. Biz yine H&M'e geldik arkadaşlar. Buradaki H&M daha büyük ve daha farklı ürünler var. Bu erkek mi acaba? Çok güzel. Harry Potter'mış. Çok beğendim. 170 lira. Evet aşkım, zaten hep aynı şeyler oluyor. Sadece fiyatlar değişiyor. Bak çıktı işte 90 lira. Mont güzel görünüyor. Fiyatına bakalım. Aa 100 lira. Şaka mı? Ama içi çok güzel mont. Bunun yine nerede? Ama şey ince biraz. Ya 100 liraya mont buluyorsun.
Çok şaşırdım şu an bunun yüzleri oluşuna. Gerçekten. Kızdım, ben de kızdım oraya. Hadi kızdım. Evet, annesinin dramı. Her şey kameralarda göründüğü gibi değil arkadaşlar. Bugün arada çıldırdıkları da oluyor. Bununla baş etmesi çok zor. Çünkü evet, şu an... konuş biraz. Miloş, Atta'ya gideceğiz. Arabaya bineceğiz, hadi giy. Tamam, hadi kızım. Evet, şu an mağazayı talan etti. Ufacık boyu var, türlü türlü huyu var. Evet, yine kaçıyor. Şimdi burada. Yine kaçıyor. Şu an bir kaçış planı. Hadi bir tane. Miloş'um. Hadi giyelim, bak öbür bebekler de giymiş. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim, gidiyoruz. Bay bay yapalım, hadi babaya. Hadi bay bay. Bana buradayım ben. Baba burada anneciğim. Mila hayır. Mila. Ayo. Şimdi Rıza gibi parka götürmem. Miloş, seni bir daha parka götürmem. Şöyle bir şey var arkadaşlar, hem kalıbına bakmak için denemek istiyoruz, hem de şu anda giymek istemezse, yani giymezse daha ben onu ona giydiremem. Bu yüzden de giydirmek istiyoruz, bakalım giyecek mi diye. Giymiyor değil mi? Hani evde de giymeyebilir çünkü böyle yapıyor. Ne oluyor sana? Aa bak, baba sana ne olacak? Neyse, ben ilgileneyim. Şimdi de market alışverişine geldik. Arkadaşlar, eve geldik ve mağazalardan alabildiğim sadece Zara ve H&M'den iki parça, Zara'dan da bir parça bir şey aldım. Hemen göstereyim size onu da. Bu Zara'dan 2-3 yaş aldım bunu. Biraz büyük. Normalde 24-36 giyiyor ama Zara'nın kalıpları büyük. Biraz hem böyle biraz salaş dursun diye bir tık büyük aldım. Yani normalde de aslında şimdi 24-36 giymeye başladı bu sene ama Zara'nın kalıpları büyük olduğu için. Çünkü Mila şu an 90 santim. Bu 98 santim. Bunu aldım böyle. Ya mont aldım. Bulunca kaçırmak istemedik açıkçası. Orada giymedi ama umarım giyer bu montu. Sever. Yani böyle çok kalın bir şey değil. Zaten polyester kumaşı falan. İçi de yünlü değil. Ama nasıl desem size. İçerisinde kalın bir şeyle gayet giyebilir. Bu da 92 santim. 1-2 yaş. Bu rahat tam bu sene olur diye düşünüyorum. Ama fiyatı gerçekten çok iyiydi. Eğer bulursanız mağazada kaçırmayın bunu. Böyle kapşonu falan da var. Hatta şapkası çıkıyor cırt cırtlı. Bir de bunu babası beğendi. H&M'den bunu da aldık. Bunu da uygun aldık. Bu da ne kadardı? Zaten size az çok fiyatları gösterdim. Bu da 1-2 yaşmış. 92 santim. Bunu da tam bu sene gel. Bu da 50 lira. Böyle polarlı bir şey. Bayağı sıcak tutar diye düşünüyorum kışın. Bir de çorap aldım. Ben H&M'in çoraplarını beğeniyorum. Güzel oluyor. Pamuklu oluyor. Bir de bunları aldım. Bunun da fiyatı 50 liraydı galiba. Zaten çoraplar ya 40 ya da 50 oluyor. Çok değişmiyor. Evet, 50 liraymış. Şeyde beden kalmamış ve fiyatlar geçen yıla göre tam 2 katı diyebilirim. Aynen. 2 katı diyebilirim yani. Bayağı artmış. Hele özellikle Waikiki çok fazla arttırmış. 60 liraya alıyordum ben Waikiki'den alt üst takım. Şu anda onlar 90 lira. Aynı aldığım takımlar. Bayağı fiyatlarını arttırmış. Online'a bir bakacağım. Oradan da alışverişlerimi tamamlayacağım. Muhtemelen bu videoyu ben size atarım. Online'dan aldıklarımı da ayrıca paylaşırım sizinle. Öyleyse bu videoyu burada kapatalım. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.